Ekran paylaşılıyor, görüyorsunuz değil mi? Görünüyor hocam şu an. Şöyle. Biraz şuraya mutluluk çizelim. Şöyle bir kodumuz vardı. Ben de bu arada Python 3.9 var. Bu yeni makine olduğu için birkaç versiyonu yapabiliyordunuz hatırlarsınız. Bakın 3.7.1, 3.7.9, 3.8.5, 3.9 herhangi birisini seçebilirim ben burada. O sorun değil. Ama şu an için 3.9 sorun değil. Şunu kapat. Evet. Öncelikle bir proje geliştirirken yapmamız gereken benim tavsiye ettiğim bir şey vardı. Neydi o? Hemen geliyorum. Virtual Environment diyorum. Bakın şu. Virtual ENV PyPy AI diyelim. Bunu kullanarak kendi virtual environment'ınızı oluşturmanızı önermiştim. Aslında çok önce önermiştim bunu. Laf arasında anlatmıştım biraz. Bunun ne yaptığını söylemek isteyen var mı? Virtual environment ne yapıyor? Hocam izole bir çalışma alanı sağlıyor diğer projelerin de etkilenmemesi için. Neyden etkilenmek? Yani versiyon farklılıklarından. Neyin versiyon farkı? Python'ın mı? Kullandığımız paketlerin olabilir. Evet. Şöyle, kullandığınız bilgisayarda birden fazla proje yapma ihtimaliniz var. Kimisinde diyelim Machine Learning tarafında TensorFlow'u, PyTorch'u kullanacaksınız ki onlarca, yüzlerce, binlerce paket var. Bu paketlerin kendi içerisinde her birinin farklı farklı versiyonları var. Ve bu versiyonları da diyelim ki A projesinde 3.5.2 versiyonunu kullandınız. Python'dan bahsetmiyorum. Python'ın versiyonları ayrı ama kullandığınız paketlerin versiyonlarından bahsediyorum. Diyelim ki 3.5.2 kullanıyorsunuz A projesinde ve onu bulunduğunuz ortamda geliştirebilmek için bir paketin 3.5.2 versiyonunu kullandınız, modülün yani PyPy üzerinden. Sonrasında B projesini de başladınız. Yani bu test için de olabilir. Projeyi büyük bir proje, business application gibi falan düşünmeyin. Herhangi bir küçük proje de olabilir. Test yapıyorsunuz sonuçta, kod yazıyorsunuz falan. Ve orada da ilgili paketin 3.5.2 değil, diyelim 2.5 versiyonunu kullanmanız gerekiyor. İkisini de default virtual environment'ınıza kurarsanız, bilgisayar ortamınıza kurarsanız, bunlar sonradan sizin başınıza artacaktır. Çünkü o paketler birbiriyle uyumsuz olacak. Ve sizin geliştirdiğiniz sistemde de hangisini referans alacağını bilmeyeceği için kafası karışacak sistemin. O yüzden baş belası olur. Bu nedenle benim net olarak tavsiyem, bunu bir disiplin haline getirebilirsiniz. Her projede farklı bir virtual environment oluşturursunuz ve bütün kurulumları ona yaparsınız. Ben kendi projemde, projelerimde bunu yapmıyorum. Çünkü her seferinde diyelim Flask'ı kuracaksam ya da Django'yu kuracaksam tekrar tekrar indirmem gerekiyor. Zaman alacak vesaire. Gigabaytlarca yer kaplayacak. Çünkü çok fazla örnek yapıyorum. Ama siz bu şekilde öncelikle virtual environment'ı kurup sonrasında da komut satır üzerinden virtual env boşluk. Şurada virtual environment'ın adı burası. Herhangi bir şey yazabilirsiniz ama default olarak ilgili projeyle alakalı VNV yapmanız faydalı. Kafanız karışmaz. Hangi projenizde VNV klasörü görürseniz dersiniz ki bu benim virtual environment'ım. Yani bunun isminin çok özel olmasına gerek yok. Zaten her proje için ayrı ayrı yapıyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz. Burada dikkat ederseniz yok ama eklediğinizde şöyle bir klasör oluşacak diyelim. Onun içerisinde de sizin örneğin Flask vesaire kurduğunuz ya da kullanacağınız bütün şuradan import edeceğiniz
modüllerin hepsi buraya yüklenecek. İnternetten yüklenecek. Buradan kullanacaksınız vesaire. Şimdi en son bu projemizde ne yapmıştık? Şöyle template klasörümüz vardı. Bu template içerisinde base diye bir alan açmıştık. Bunu hatırlatmak isteyen, base HTML ne yapıyor? Ana sayfayı mı tasarlıyor bu? Evet. Cevap, base HTML ne yapar? Bence. Hocam diğer HTML'ler ondan extend ediliyor herhalde, değil mi? O blog içerisinde. Dashboard değil Gülşat. Tekrar yazmamak için kullanmıştık diye hatırlıyorum. Evet, temel HTML kodlarını oraya yazıyoruz. İsteyeceğimiz kodları da indekte yazıyoruz. Yüberler 1 puan, Sema 1 puan. Didem, senin dediğini orada tam anlayamadım. Ses biraz boğuk geldi. Paten gibi bir şey yani. Diğer HTML'ler bunu kalıtım aldığında o şablona ait olurlar. Evet. Rümeysa. Layout template. Ahmet çok güzel anlatmışsın. Çok özet anlatmışsın. Teacher. Evet Didem. Base HTML'de temel değiştirmediğimiz şeyleri yazıyoruz diye hatırlıyorum. Ama değiştirmek istediğimiz şeyleri index kısmında yapıyorduk. Ama işte birbirine kalıtım veriyorduk normalde sayfada yazarken. Evet. Ahmet, layout doğru ama buradaki arkadaşlar MVC'yi asetlenedi bilmediği için çoğusu ya da çok az kişi bilir. O yüzden kabul etmedim cevabı. Base HTML'de tamam. Evet, genel olarak bir hatırlıyorsunuz diyelim. Buradaki kodlama yapısında şöyle baştan alayım. Yaptığımız şey öncelikle mesela indeks HTML gibi bir şey yaptık ya. Buradaki indekste yaptığımız çalışma dikkat ederseniz basit bir HTML çalışması. Head, body kısmı var. Body ne yapıyordu? Bizim karpuzumuzu gösteriyordu burada. Yanına bir de armut koyuyordu. Bunları statik olarak gösterebiliyorduk. Fakat biliyorsunuz bunun heat kısmı ya da diğer genel yapılan tasarımlar, menü kısımları, footer, header vesaire bunlar genellikle sayfanın diğer sayfalarında, uygulamanın diğer sayfalarında değişmezler. Çoğunlukla sabittirler. Ama orada onlarca ya da birkaç yüz satır bulunabilir. Bunları tekrar tekrar kullanmak yerine, gereksiz yere o HTML'leri kullanmak yerine tekrar tekrar kopyala yapıştır vesaire. Bunları yıllardır açıkçası bir layout mantığında farklı parçalara bölüp onları bizim istediğimiz sayfalar içerisine gömüyoruz, çağırıyoruz. Yani diyoruz ki ben bunu daha önceden tasarladım. Head diye bir alan var, footer'ım var, header'ım var, navbar'ım olabilir vesaire. Bunları ya da script dosyaları olabilir mesela. JavaScript dosyasını diyelim. Her seferinde bir link üzerinden vesaire çağırmak yerine onu base HTML ya da layout HTML gibi bir dosyaya atıp onun içerisinden zaten çağırdığınızda, ha bu arada base HTML içerisinde olmak zorunda değil. Mesela scripts.html gibi bir dosya yapıp örneğin JavaScript linklerini orada barındırabilirsiniz. Onları çağırırsınız. O scripts.html içerisinden. Bu da mümkün. Ama basit anlamda bir tane üzerinden gidiyoruz şimdi. Base HTML. Yani onu da kendi içerisinde bölebilirsiniz. Mesela şöyle diyeyim.
örnekleri silerim daha sonra. Header nokta html ya da footer nokta html. Bakın underscore ile başlattım bilinçli olarak. Base HTML'in diğer olası ya da genel kullanım adı da layout HTML'dir. Ve genellikle bunlar, dediğim gibi genellikle bunlara layout diyoruz aslında. Ve bunlar diğerlerinden farklı olduğu için bir alt çizgiyle başlamak tavsiye edilebilir yöntem diyebilirim. Ya da mesela ASP.NET tarafında C# geliştirilen web uygulamalarında falan bu default olarak underscore ile başlar ve o şekilde otomatik isimlendirilir. Aynı zamanda bunları farklı klasörlerde de tutmak mümkün. İlla hepsi bir arada olmak zorunda değil ki zaten farklı projelerde bunları konuşacağız. Örneğin mesela layouts diye bir klasör açıp bunları bunun içerisine atarsanız bu da mümkün bir kullanım. Layouts içerisinde sadece bu şekilde layout olarak kullanılan şeyler var. Tabii base'i de bunun içerisinde düşünün. Şöyle. Bu şekilde toplanabilir bir yere. Ya da bunlar farklı farklı gruplanarak da kullanılabiliyor. Ama bunları biraz daha gelişmiş uygulamalarda yapabilir. Şu an için kafa karıştırıcı olur. Çünkü gereksiz böyle küçük uygulamalarda. Ama mesela kullanıcı yani user makale ve makale yani article profile gibi farklı farklı detayları olan bir uygulama geliştiriyorsanız örneğin template içerisinde user diye bir template klasörü açarsınız. Profile isimli template klasörü açarsınız. Diğerlerinde ne gerekiyorsa artık onları da ayrı ayrı klasörler açıp onların içerisine sadece onunla alakalı HTML'leri falan koyabilirsiniz. Template'leri koyabilirsiniz. O şekilde daha da düzenli olur. Çünkü şu an burada karmaşa yok ama gerçek bir proje yapmaya başladığınızda burada onlarca HTML dosyası olabilir. O yüzden de şuradaki klasör yapısı bizim için çok önemli. Bununla ilgili de bir araştırma vermiştim size aslında. Onu da yapmıştınız diye tahmin ediyorum. Şuradaki klasör yapısını nasıl oluştururuz sorusuyla alakalı. Şimdi burası böyle. Base'i geri alıyorum. Layout kalsın şurada. Header de önemli değil. Örnek olarak kalsın. Benim buradaki çalışmamda öncelikle bir Flask uygulaması yapmak için tabii ki Flask'ı Python üzerinden konsol üzerinden yüklemiş olmanız gerekiyor. Onu yaptığınızı varsayıyorum. Daha önce yaptık bunları. Sonrasında bunu projeye ekliyoruz. Burada da neydi? From Flask, import Flask. Dikkat ederseniz bunun baş harfi büyük, bunun küçük. Bu bizim sınıfımızın adı aslında Flask. Diyorum ki ben bu indirdiğim şey üzerinden şu sınıfı almak istiyorum. Sonrasında başka şeylerden almak isterseniz virgüllerle ayırabilirsiniz ya da alta inip aynı şekilde from flask import render template virgül url for vesaire gibi şeyleri de alabilirsiniz. Bunda da sorun yok. Sonrasında flask'ın nesne örneğini oluşturmanız gerekiyor bunu kullanabilmek için. Bu framework ile alakalı bir yöntem. Flask bunu tercih ediyor. Ve diyor ki burada nesne örneğini oluştur. Nesne örneğini app isimli bir değişkene atıyor burada. Bunu şu an oluşturduk. Ve bunu yaparken de name diye bir parametre veriyor. Aslında name dediği de şuradaki uygulamanın main application'ımız, main function'ımızın adı burada. Uygulama adı olarak geçiyor. Ve bunu Flask'a veriyorsunuz. Sonrasında da routing vesaire gibi Flask'ın yapacağı işlemleri şu isimle yapabiliyor hale geliyorsunuz. App adıyla. Bunu herhangi bir isim verebilirsiniz ama app biraz standartlaşmış bir isim gibi düşünülebilir. Sonrasında da ben şunları şöyle çekeyim. Daha önce yaptığımız örnekte ilk olarak
şunu yapmıştık. Bakın, index diye bir metot tanımladık. Definition dev index parantez aç kapağı 2.3 üstte. Bu çağrıldığı zaman return hello world diye bir şey çağıracak diyoruz. Nasıl çalıştırıyorum ben bunu arkadaşlar? Nasıl çalıştıracağım? Daha önce yaptık. Bilmiyorsanız yapmanız gereken şey nedir? Hocam Python app.py değil mi? Bakın Flask gibi ya da herhangi bir kullanacağınız şeyin dokümantasyonu vardır. Tamam, dokümantasyonlarına girersiniz. Hiçbir şey bilmiyorum mesela. Bakın az önce yaptığım şeyin aynısı. Değil mi? Şurası. Hello world. Ondan sonra şurada ekstra ayarlar var. Bunlar farklı. Vakti gelince, ihtiyacınız olunca anlarsınız bunları da. Ya da okuyabilirsiniz bunları. Bakın çalıştırma işi diyor ki Flask run. Başına Python vesaire koydu ama bunlar ekstra ayarlar diyelim. Alternatively you can use Python and Flask diyelim. PowerShell üzerinde şöyle çalıştırırsınız diyor. PowerShell'de. Komut satırıyla PowerShell biraz farklılık gösterebiliyor. Default olarak ama Flask run dediğinizde çalışır. Genel olarak basit anlamda böyledir. Şimdi installation kısmı. Bakın burada da virtual environment'tan bahsediyor yine. Şurada göreceğiniz gibi venv.html diye bir yere gidiyor. Burayla ilgili bilgilendirme yapıyor size. Windows üzerinde şöyle şöyle geçiyorum, bunları okursunuz. Genel olarak bahsettik. Sonra virtual environment'ı aktifmen lazım diyor. Tek başına çalışmaz. Yani onu kurulumunu yaptın diye çalışacak anlamına gelmiyor. Bunun içerisinde bir script dosyası var. Activate diye bir script. Onu çağırıp çalıştırman lazım. Bu da scripts klasörü içerisinde activate isimli. Peki nasıl kurmam lazım? Dikkat ederseniz benim bilgisayarımda, bunu özellikle o sayfayı açtım. Bakın şurada diyor ki unable to import Flask. Bunu tanıyamadı. Flask run diyorum. Flask'ı tanımıyor. Sebebi yeni bilgisayarda bunu yapmamışım. Değil mi? Daha önce bir kurulum olmamış. Ne yapmam lazım? Flask kurulumu için ya da herhangi bir PyPy üzerinden kurulum için birkaç tane yöntem vardı. Bir tanesi pip üzerinden yapmak. Pip tool üzerinden. Bu da PyPy sistemi üzerindeki dosyaları çekmek için kullanılan bir aracımızdı. Pip install dediğimde bunu yapabiliyorum. Diğeri de Anaconda'ydı. Anaconda'yı machine learning'le uğraşanlar, şu ana kadar uğraşanlar bilir diyelim ya da duymuştur. Eğer onu kurduysanız, hatırlarsanız önceki eğitimlerimde ben onu da göstermiştim. Yani pip üzerinden, hatta ben ortamı açtığım zaman diğer bilgisayarda mesela doğrudan Conda environment'ını açıyordu. Sebebi ise ben şurada, bakın Python 3.9.0 yazıyor ya, burada ben Anaconda içerisindeki Python'ı kullanıyordum. O yüzden onun içerisindeki Python environment'ını otomatik olarak aktif ediyordum. Öyle ayarlamıştım ben onu. O yüzden de otomatik olarak açılıyordu. Ama burada onu yapmayacağız. Doğrudan pip install bla bla deyip bunun kurulumunu yaptık. Sildim ve çalıştıralım Flask run. Evet, çalışıyorum diyor. Bakın şurada PyCache diye bir klasör açtı. Bu kendisi Python için oluşturulan bir cache klasörü. Bunun içerisinde herhangi bir değişiklik ya da oynamanıza hiç gerek yok. Hatta oynamamanız gerekiyor. CPython üzerinden kendisi için gerekli olan bazı dosyaları oluşturuyor diyelim. Otomatik olarak.
Ve şurada da diyor ki mesela environment production warning, this is a development server, don't use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead diyor. Debug mode off, running on şu. Bunun anlamı nedir? 127.0.0.1. Sanırım lokaldeki 5000. portta olduğunu söylüyor. Evet, lokal host eşittir 127.0.0.1'dir. Dışarıya kapalıdır. Sadece sizin bilgisayarınızda geçerli olan bir lokal server'ı harekete geçirir. Orada bunun yayınlandığını söylüyor. Orada da 5000 portu üzerinden bunun gerçekleştiğini söylüyor. Normalde HTML, düzelteyim, herhangi bir web uygulaması geliştirdiniz, yayına verdiniz diyelim. Bunun default portu nedir? Bir web sitesinin default olarak kullanılan portu. 80 miydi hocam? Evet, 80 ya da 8080 olarak bilinir. Burada tabii lokalimizde olduğu için kendi bilgisayarımızda tonla port çalışıyor. Farklı farklı işler için. Flask kendisine 5000 portunu seçmiş. Django farklı bir portu seçiyor. Bunun gibi şeyler var. Bir MySQL kullanırsanız SQL Server, PostgreSQL vesaire, MongoDB fark etmiyor. Bu tür network üzerinden iletişim kuran yazılımlar kendilerine default bir port seçerler. Ve o portu siz o yazılımı kurarken aslında kendisi default olarak kullanır. Şöyle copy and paste. Hello world. Bu kadar. 5000 port üzerinden yayın yapıyoruz şu an. İşlem başarılı. Bakın burada da bazı notlar var. Ne diyor burada? Şurayı açıklamak isteyen parça parça. Şu localhost tamam. Bu da tarih. Anlaşıldı. Şuralar nedir? Bunları anlatmıştım. Şuradaki get yazan kısım HTTP status kod. Get, post, put vesaire bunları anlatır. Yeni gelenler varsa aramızda onlar en son yaptığımız eğitime katılmadıkları için onlar belki bilmiyor olabilir ama katılmış olanlar bunu biliyor olmalıydı. Çünkü detaylıca bunları anlattım. O yüzden benim son verdiğim eğitimin kaydını tekrar tekrar izlemeniz gerekiyor. Asıl girişi, web programlama vesaire ortamına girişi orada yaptık. Burada artık onları tekrar etmiyorum. HTTP status code, get, post, put, delete vesaire daha farklı birçok şey var. HTTP status code, düzelteyim, HTTP metot var. Status code'lar şunlar, 200, 404 vesaire. HTTP metotlar bizim yaptığımız işlemin tipini belirler. Yaptığımız işlemde client'tan, yani burada, buradaki terminal benim client'ım oluyor. Bir tarayıcı gibi düşünün. Ya da herhangi bir tarayıcıdan bağlandığında şu linke istek yaptığında yapılan şeydir. Ve orada o yaptığın işlemin tipini belirlemen gerekir. Sen ne yapmak istiyorsan. Silme isteği mi yapacaksın? O zaman delete ile yapacaksın diyor bunu. Ya da bir selective ya da veri çekme işlemi yapacaksın? Orada get yapman gerekiyor diyor. Burada da ben sadece oraya oradan veri almak istediğim için, değil mi? Yani bana HTML gönder ya da bana cevap ver dedim. Herhangi bir talimat göndermedim oraya. Talimatın bana şuradaki URL'de ne vermen gerekiyorsa onu bana gönder dedim. Bu da get'tir. Ve HTTP 1.1 kullanıyor burada. HTTP protokolü olarak. Araştırma ödevi olsun. HTTP 1.1 ile HTTP 2 arasındaki farkları inceleyin. 97'den beri 1.1 kullanılıyor internette protokol olarak. Ama 2015'ten beri hatırladığım kadarıyla 2015'ten beri HTTP 2.0 var. İkisini de kullanabilirsiniz ama ikisi arasında ciddi bir performans farkı vardır.
İki, çok farklı tekniklerle gelir. Bunları araştırmanızı istiyorum. 200, 404 vesaire. Bunlar da mesela 200 bu işlemin başarılı olduğunu gösterir. Okey ile eşittir. Okey anlamına gelir bu. 404 ise ben şunu bulamadım demektir. Bu dediği şey de favaykın.io. Yani bir web sitesine girersiniz. Şurada bir ikon vardır. Bu ikon favaykın.io ismindedir. Default olarak istediğiniz ismi verirsiniz. O ikonun tipi de dosya uzantısı da ikodur. O burada olmadığı için, ben vermediğim için bunu, onu bulamadım diyor mesela. Bununla ilgili bir web uygulamasının hiyerarşik olarak hangi dosyaları server'dan response olarak aldığını ben bahsettiğim en son web uygulama eğitimlerine girerken anlatmıştım. Gene oradan incelersiniz. Onun bir sıralaması var. Bunların hepsini ayrı ayrı çekiyor kendisi. Sonra Ctrl C kapattım. Buradan istersem HTML olarak da dönüş sağlayabiliyordum, değil mi? Bunun tek farkı HTML olarak ben bunu kapsıyorum H1 taglarıyla ve bunu return ediyorum. O da H1 boyutunda bunu gösteriyor daha büyük formatta vesaire. Render template. Render template'i kullanmak için şunu eklemeniz gerekiyor. Virgülden sonra şöyle render template eklemeniz lazım. Bu Flask'taki bir özellik, bir function diyelim. Ve ona index.html veriyorum. İndeksim nerede? Default olarak şuraya bakar. index.html. Tamam. Bunu render et diyorum. Ne demek bu? Render etmek. Şunun içerisindeki her şeyi işle demek ve Flask'ın kullandığı, mesela Flask için kullandığımız tag'lar varsa vesaire, bunların da hepsi detaylı olarak burada render edilir. Web tarafında çok kullanılır. Sayfayı komple işler içerisindekileri ve bize çıktı olarak HTML olarak gönderir client'a. Bu da yapacağı şey aslında gidip dediğim gibi şunun içerisindeki veriyi ekrana basmak olacak. HTML bir dosya tipi olduğu için onu render ediyor. Burada ise doğrudan bir veri gönderiyor. İkisi arasında ciddi bir fark var. Burada sadece string veri gönderiyorsunuz. Burada ise sende bir dosya var. Onun içerisindeki veriyi işledikten sonra geri dönmen lazım. Return URL for about. Bu ne demek? Bu ne? Şundan. Arkadaşlar buralardan yazmış ama ben ekranı incelemediğim için sesli olarak söylerseniz daha iyi olabilir. Evet. About. En son eğitimde detaylıca anlatmıştık bunları. Hiçbirinizin çalışmadığını görebiliyorum. URL for. Index.html. Buradaki HTML dosyasını verirsiniz. Lokalde böyle bir dosya var. Al bunu render et, işle. Ama dikkat ederseniz URL for dediğimde içerisine bir dosya uzantısı olmayan bir şey veriyorum. Yanında da yazdığım gibi bu bir function adı ve şuradaki about'u işaret eder. Yani şu isimde bir function var, bunu çağır demek. Yani birisi indekse çağrı yaptığında git about'u çağır demiş olurum. Bu bana neyi sağlar? Flask run diyelim. Bakın about linkini çağırdı burada. Kaynağı görüntüle gördüğünüz gibi.
Burada ne yapıyorum ben? Gidiyorum about'a geldiği zaman içeride diyorum ki render et. Neyi? About HTML'i. O ne yapıyor? İçerisine geliyorum. Burada herhangi bir şey yapıyor. Buraya geçelim şimdi. About diye bir şey. Bunu render ediyor. Sonrasında istersek yönlendirme yapabiliriz. Yönlendirme işlemi içinde redirect'i kullanıyoruz. Redirect. O da burada. Bakın redirect içerisinde URL for var. İndeksi çağırdığın zaman diyorum ki about'a yönlendir. About içerisinde ne var? Şöyle bir sayfa var. Çalıştırıyorum. About. Ama bakın linke, link değişti. Ana sayfadaydım, beni about'a gönderdi. Yönlendirme işlemi, redirection. Redirect çok sık kullanılır. Yani bütün teknolojilerde web tarafında redirect denir buna. Sayfa yönlendirme işlemi. Ve temel olarak bu şekilde şöyle kalsın. About render bla bla render template. Evet, fruits diye bir şey var. Ben bunu çağırırsam ne olur? Diyor ki, yani bu da sık akla gelen sorulardan bir tanesi. Fruits HTML diye bir şey var. Bunun içerisine ben bir değer gönderebilir miyim? Bir veri, bir liste, bir kayıt vesaire gönderebilir miyim? Yapabiliriz. Bunu da şöyle bir örnekle incelemiştik. Bunları yapmıştık. Şu static HTML. Değil mi? Hatırlıyor musunuz bunları? Sanki daha önce hiç yaşanmamış gibi. Hatırlayan yok mu? Ses mi gelmiyor? Bir yaşam belirtisi. Ben de internetle alakalı herhangi bir uyarı görünmüyor. Normalde şurada yazar uyarı. Kaç saniye gecikme var? Bunu genel olarak söyler misiniz? Farklı kişiler. Ya da gecikme olmayan. Telefondan bağlanıyorum. Normalde telefonda olmuyor. Az önce vardı. Tarayıcı geçmişi temizledim. Güzeldi. Tamam. Şu an mesela uyarı var. Your network is causing poor call quality vesaire. Bu da dediğim gibi telefonla bağlanıyor. Wi-Fi'den değil. Arada bir olur. Evet. Daha yavaş anlatayım o zaman. Şimdi burada ben server tarafındayım. Ama Fruits HTML client tarafı oluyor. Mesela bizim frontend tasarımcıları, frontend developer dediğimiz arkadaşlar buralarla ilgileniyor aslında basit anlamda. Biz ise backendçiler olarak PE dosyasıyla ilgileniyoruz diye düşünün. Bu sunucu tarafında çalışan kısım, database ile vesaire her şeyle burası uğraşır. HTML ise kullanıcının gördüğü kısımdır. Ve backendçi olarak tasarım tarafı, kullanıcı benden örneğin veri tabanından meyveler listesini istediğinde ben ona 50 tane meyve göndereceğim diyelim. Onları da tabii ki URL üzerinden istemesi gerekiyor. Değil mi? Bunu isteği yapıyor bana. Routing ile buraya geliyor. Ben çünkü ona göre ayarlamışım. Demişim ki böyle bir link ile bana gelirse
bir istek, bir HTTP request'i, onu burada karşıla. Şuradaki function ile karşıla. Burada da diyorum ki mesela şuradaki veriyi veri tabanından aldığınızı düşünün. Aynı mantık. Bunu aldık. Sonrasında diyorum bunu şu nesne adıyla, değişken adıyla ben fruits.html'e gönderiyorum. Bunların ikisini de al. Tamam. Şu isimde bir değişken olarak şu HTML dosyası içerisine gönderiyorum diyorum. Yani şu veri, hatta bununla ilgili örnek de yapmıştık. Yani bunun adını değiştirirsem ne olur diye. Bunu böyle düşünün yani. Şurası isim, kafanızı karıştırmasın. Burası farklı, şurası farklı. Bu fruits, benim fruits HTML içerisinde kullandığım isim. Ve HTML içinde ne yazdıysam şurada o yazılmış olmalı. Olmak zorunda. Ama bu öyle değil. Bu benim içeriden alıp oluşturduğum veri. Veri tabanından aldım. Buraya atadım. Sonra da bu isimle bunun içerisine gönderiyorum. Bunların ikisini de render et diyorum. Yani şu veriyle bu HTML dosyasını render et. O ne yapıyor? Geliyor buraya. Şurası statik alandı. Ben bunu açacağım önce. Bakın isim önemli. Diğer taraftaki o fruits adı buradaki kullanılan değişkenle aynı. Farklı olursa burası neyi işleyeceğini bilemez. Böyle bir şey bekliyor çünkü. Ama sen buraya farklı bir isimli bir şey gönderirsen veri işlenmez. O yüzden pas kuran fruits'u çalıştıracağım. Bakın 3 tane veri geldi. Ben şunun adını F'yi T yaptım. Ne olur? Run. Çalıştı, sorun yok. Veri yok. Dikkat ederseniz hata vermedi. Çünkü render işlemi sırasında şöyle şu isimde bir şey istedi bizden, bekledi. Onu bulamayınca render edemedi. Yani veriyle birlikte HTML'i render edemedi. Yoksa HTML render oldu. Sorun yok. Ama senin gönderdiğin ismi yanlış yazmışsın buraya. O yüzden de buradaki veriyi basamadı. Sonra kapat bunu. Ben bunu bir döngü olarak kullanmak istiyorum. Şu kullanım, bak burada da mesela şu HTML'de olan bir şey değil. Bu Flask'ın kendi içerisindeki template engine, bu UI tarafındaki render işlemlerini template engine'ler vasıtasıyla yaparız. Birçok template engine var. Bu farklı farklı template engine'ler kullanabilirsiniz. Farklı programlama dillerinde de desteklenen farklı şeyler var vesaire gibi. Flask içinde de farklı iki alternatif var. Django'da da vesaire. Ama her birisi bir template engine kullanır. Buranın söz dizimi şu. Ve diyor ki mesela eğer bir blok açacaksan diyor, blok içerisinde mesela süslü parantez, şöyle bir parantez aç, tamam mı? Bu klasik ASP ve PHP tarafında da bu yapabilir zaten. Yüzde, bunların içerisinde scope'un begin kısmını, yani başlatma işlemini yap. Sonra da end işlemini yap. Şurada. Burası başlatır. Burası bitirir. Başlatılan bir scope, yani açılan bir scope gibi düşünün, bitirilmek zorundadır. Kapatılmak zorundadır. HTML kurallarındaki bakın. Hid var, açılıyor. Bir de kapama kısmı var. Değil mi? Bu olmak zorunda. Ya da C# tarafı ya da Python. Açtığın bir for döngüsünü mesela, işini bitirip kapatıyorsun. For, fruit. Bu arada seste, görüntüde sorun var mı? Gidiyorum ama. Şu an yok hocam. Tamam. Burada şuradaki item adıdır. In, bildiğin aslında Python kuralları geçerli burada da diyelim. In fruits. İşte bu fruits benim backend'den
frontendciye gönderdiğim isimdir. Şu fruit. Ben bu isimle gönderiyorum dedim. Arka tarafta data nesnesini buradan veri almak için kullandım. O önemli değil. O frontend tarafında bilinebilen ya da gereken bir şey değil. Frontend tarafı bunu bilir. Geliyor buraya. Bunun içerisindeki, bu bana bir liste olarak gelecek. O zaman ben bunu bir for dönüşü yapabilirim. Yaptım. Dedim ki, bakın çift parantez içerisinde fruit yazdım. Çünkü burası bir farklı bir scope açmıyor. Doğrudan şu veriyi yazacak, basacak buraya. Her bir item'ı ayrı ayrı basacak. Sonra da for kapatılır. And for. Bunları hatırlamıyor musunuz arkadaşlar? Uzun uzun anlattım ben. Dilimde tüy bitmişti. Elma, armut, kavun. Efendim? Birisi bir şey dedi ama. Evet, bu espriyi Mert yaptı. Arkadaşlar şu an motivasyon bitti. Tükendik. Yılın bütün enerjisini aldı Mert. Arkadaşımızı dışlayalım lütfen. Herkes bir kızgın işareti falan koysun. Evet. Mert'i linç ettikten sonra devam edelim. Burası aynı. Burada sadece diğerinden farkı, bakın li var. Ben şurada ekstra olarak ben li içerisine alabiliyorum bunu. Bu kullanımı da yapabilirsiniz. Tekrar çalış. Li ne yapıyor? List item. Değil mi? Bakın bu. Bu HTML. Evet, HTML bu. Tamam, bunu da kullanabiliyoruz. Ama istersek şöyle bir farklı bir çalışmada yapabiliriz. Mesela for'u yaptık, if diye yaparız. Örneğin, kelle paça, fruits'un meyvelerin içinde mi? Bu bana Python tarafından tanıdık geliyor değil mi? True dönerse, buradan true değerini alacağız. Bize dönecek. Yani var diyebiliriz mesela. Elma listede mevcut. Elma değil tabi. Bu false dönüşüm diye yaptık ama. Örneğin elma. Tamam. Hatta elma demeyelim. Genel bir isim olsun. Listede mevcut ya da değil. Olsun. Bunu çalıştırayım. Çalış. Listede mevcut. Elma. Nereden biliyorum? Çünkü application tarafında bakın şurada elma vardı. Ama kelle paçaya sardım. Kelle paça olmaz. Niye? Çünkü elma kelle paça bir meyve değil, değil mi arkadaşlar? Bunları hepimiz biliyor olmalıyız zaten. Burada da gene kullanabileceğiniz yöntemler, yani gördüğünüzde en azından ne olduğunu bilin yeterli. Mesela if name eşit eşit main. Bu main function'ı temel olarak kullanımı böyle diyebilirim aslında Python'da. Sadece Flask ya da web uygulamalarında değil, genel olarak Python'da bir main function'ı kullanacaksanız şöyle tanımlarız. Name'in adını, ki iki tane alt çizgiyle başlayan ve bitenler neydi? Sistem tarafında ön tanımlı olan şeylerdi değil mi? Bunları biz yapmıyoruz aslında. Kendisi var, biz kullanıyoruz. Neden var? Çünkü kendi içerisinde buna bakıyor demektir. Python ya da Flask. Buna diyorum ki adı main ise, tamam. İşte application run. App neydi? Şuradaki oluşturduğum nesne örneğiydi. Main of the Flask. Değil mi? Flask'ın nesne örneği nokta run diyorum. Yani main function'ı çağrıldığında o gidip application'ı Flask application'ı çalıştıracak demek.
Bunu böyle çalıştırabilirsiniz ama isterseniz şöyle de çalıştırabilirsiniz. Kapatmayayım, böyle kalsın. Bakın, debug modu ayarlayabilirsiniz. Yani şurada mesela debug mod off var ya. Debug mod development tarafında işinize yarar. Ama production tarafında, yani yayına verilen bir yazılımda, herhangi bir programlama dilinden bahsediyorum. C#'da da yazsınız, Java'da da yazsınız, fark etmiyor. Debug modu aktif bırakılmaz production ortamında. Bu acemiliktir. Bunun birçok sıkıntısı var. Performanstan güvenliğe kadar. Debug modu, debugging'in kısaltılması. Debug modu geliştirme tarafında, test tarafında işi kolaylaştıran birçok bilgisayar kendi için. Mesela C# tarafında eklenen breakpoint çalışması gibi, yani uygulamanın testini yapabileceğiniz, debug'ını yapabileceğiniz yetenekleri, bilgileri depolar kendi içerisinde. Ama production ortamında buna gerek yoktur. Çünkü iş bitmiştir artık. Ama o bilgiler performans ve güvenlik tarafında risk oluşturur. Bu nedenle bunu diyelim ki false yaptınız default olarak. Portu da değiştirebilirsiniz. Mesela ben 5000'den değil de 5001'den yayın yapacağım derseniz 5001 bu şekilde çağrılabilir. Ya da sadece örneğin bir tanesini kullanabilirsiniz. Debug eşittir true gibi. Kullanabilirsiniz. Böyle kapatayım ben bunu. Default olarak böyle kalsın. Buraya kadar durum böyle. Aklınıza takılan, merak ettiniz, anlamadınız, daha önce anlattığım için anladınız, sonradan çalışmadığınız için hatırlamadınız. Hocam, ben bir şey sorabilir miyim? Hı-hı. Aslında biz burada Viva binding işlemi yapmış olduk değil mi? Ben öyle anladım. Evet, doğru, tam olarak. Peki hocam, ileri seviyede biz bunu ID bazlı mı yapıyoruz, yoksa her zaman view olarak mı yapıyoruz? Yani ikisi arasındaki fark nasıl oluyor? ID bazlı kısmı sanırım URL parametrelerinden bahsediyorsun. QR string. Evet, evet hocam. O QR string kullanımıyla alakalı. Bu bahsettiğimiz yöntemde de yapacağız onları. Bu basit kısmı, başlangıcı diyelim. Onu farklı amaçlarla kullanacağız. Bir diğeri, bu yaptığımız yöntem full stack development'tı bu arada. Dikkat ederseniz frontend'ini de yazıyoruz, backend'ini de yazıyoruz. Bu bir web application'dır. Bir API değildir mesela. Microservice mimarisi de değildir. İkisi de tek bir projedir. Bunu da hepsini ben tek başıma geliştiriyorsam ben full stack developer demek olmuş oluyorum. Onu da hatırlatmış olayım. Hocam, ben bir soru sorabilir miyim? Bu sesten Rümeysa mı? Yok hocam, Nur ben. Nur. Evet. Biz bu sayfalar içerisinde render işlemi yapıyoruz ya. Diyelim sadece frontend çalıştığımız, backend olmayan bir sayfamız var. Bu renderlama işlemlerini yine Flask kullanarak kullanabilir miyiz? Yani sadece frontend üzerinde. Hayır. React'e geçince farklı teknikler kullanacaksınız onun için. Hı hı. Çünkü frontend geliştirme tarafı senaryosu tamamen farklı işliyor. Flask'ı karıştırırsan o bir web uygulamasına dönüşür. Frontend yazıyor olmazsın artık. Web uygulaması geliştiriyorsun. Bunu yani, biraz React konularına saklayabilirsin. Sadece frontend için konuşuyorsan. Ama web uygulama olarak soruyorsan biraz daha detaylandır soruyu. Evet, sadece frontend için soruyorum. Yani backend olmayan bir sayfada Flask veya farklı bir framework kullanabilir miyiz bu şekilde renderlama işlemleri yapmak için? Teknik olarak evet. Ama icraatta kullanılmaz. Çünkü gerek yoktur. Sizin kullanacağınız teknoloji aslında Node.js tabanlı olacak. JavaScript'te server side tarafını
aslında dünyada JavaScript odaklı server side'ı ortaya atan, ilk yapan Node.js'tir. Ama Node.js sadece Node.js'de oturup backend yazmak değil. Node.js teknolojisi kullanarak birçok tool var. Tool geliştirildi. Siz onları kullanarak örneğin React içerisindeki birçok otomasyon işlemlerini ya da konsol üzerinden yapılan işlemleri gerçekleştirebiliyor oluyorsunuz. Normalde JavaScript böyle bir şey sağlamaz size. Bunu yapamazsınız. Ama Node.js'i kurduğunuzda işte, ki zaten o süreçler içerisinde Node.js, NPM vesaire, Node Package Manager mesela, NPM. Bunları kullanarak siz Node.js altyapısıyla örneğin konsol üzerinden sanki gerçek anlamda bir bilgisayar yazılımı kullanıyormuş gibi JavaScript'i kullanarak iş yapabiliyorsunuz. Bunu sağlayan Node.js altyapısı, platformu. Sizin ihtiyacınız olan da front-end tarafında sadece Node.js oluyor olacak. Ama Node.js bilmek anlamına gelmiyor. Dediğim gibi onun altında geliştirilen teknolojiyi kullanıyor olacaksınız. Bu da diyelim React platformunda yapabileceğiniz bir şey. Ya da TypeScript ile bunu yönetiyorsunuz. Ama altyapıda o işlemleri aslında Node.js ile yapıyorsunuz. Dur. Diğer dillere gerek yok. Teknik olarak yapılamaz anlamına gelmiyor. Gerek kalmıyor. Frontend'de. Ama eğer bir de bu sorudan bağımsız ama örneğin frontend ile backend'i birbirinden ayıracaksanız, frontend backend birbirinden ayrılırken frontend'i diyelim React ekibi yapıyor. Yani Bootstrap tasarlandı, HTML, CSS, JavaScript vesaire yazdınız, tamamen client odaklı. React yazdınız ya da Angular yazdınız, fark etmiyor. O taraftaki çalışmaları backend'in ne olduğunu aslında backend tarafıyla tamamen bağımsız olan geliştiriciler yapabilir. Backend tarafında da diyelim ki benim gibi backend developer arka tarafta Go, C Sharp ya da Python fark etmiyor. Bunlarla bir RESTful API ya da microservice geliştirip sizin React tarafında geliştirdiğiniz arayüzle konuşan bir backend servisi yazabilir. Ben hemen hemen bütün projelerimde böyle çalışıyorum. Bunun birçok avantajı var tabii. Onları vakti gelince konuşuruz. Adım adım gitmek lazım. Şu an uçar çoğunuzun aklından biliyorum. Bununla ilgili de bir slide'ım vardı. Bunu gene hatırlamadınız. En son eğitimde onu kullanmıştım. Orada detaylı anlatmıştım bu arada. Bir ödev olarak tekrar o videoları izleyin mutlaka. Ve o RESTful API tarafı tamamen sunucuda çalışır. Mesela şu anki konuştuğumuz teknolojide Python ile geliştirilir. Flask ile de API yazabilirsiniz. Django ile de yazabilirsiniz. Ya da bunların hiçbirini kullanmadan sadece Python'ın kendi içerisindeki standart library'deki yetenekleri kullanarak da bir web uygulaması, bir microservice, API vesaire yazıp bunu React Developer'a verirsiniz. Nasıl veriyorsun? Link olarak aslında. O RESTful API slaytlarında zaten bunu anlatmıştım. Linkler üzerinden JSON ya da XML veri alışverişi yaparak client tarafındaki React'in o JSON'ı alıp ekrana basmasını sağlıyor aslında. React tarafının yaptığı sadece bu. Görsel tarafı yönetiyor. Sunucudan bir veri alması gerekiyorsa ya da ona bir veri göndermesi gerekiyorsa, neydi bu? Hangi HTTP metoduydu? Post, değil mi? Ya da delete ya da put vesaire. Bunlarla veriyi gönderir. Belki mesela şu kaydı sil. O kaydın verisini JSON formatında gönderir o linke. İlgili silme linkine. Ve ilgili request içerisinde de diyelim delete HTTP metoduyla bunu gönderir. Sunucu tarafındaki geliştirmeyi yapan da, yani o microservice altyapısı da bakar buna. Silme işlemi var. Şu kaydı sil demiş. Bunundaki yetkisi var mı? Bunu istemeye. Yetkilendirme de yapılır arada. Client ile server arasında. Ve yetkisi de varsa bunu siler. Basit anlamda böyle.
Evet, bir mola verelim. Sonra sizi yorayım biraz. Siz kaşındınız. Sorulara cevap gelmeyince. Cihan ne yapar? Daha da üstüne gider değil mi? Klasik Cihan yöntemi. Evet. Bir 10 dakika mola arkadaşlar. Sonra görüşelim.